Teşekkür ederim bu arada. Everlyn in Context izler misin? O ne? Teşekkür ederim Kerem. Evet. Üzüldüm ya. Oğlum çok güzel eğlence çıkacaktı ya. Bir de thumbnail yapmış. Her şey yapmış ya. Ocean Eleven şeyi yani. Planı gibi yani böyle. İnanılmaz ya. Kaan çok değişti ya. Kaan artık. Kaan bozdu oğlum. Bunu unutma chat. Kaan bozdu. Bu ne? Serdar. Chat kolpa Merhaba ya. dostlarım, ben Serdar ve San Andreas gizemleri seri katillere hoş geldiniz. Herkes biliyor ki San Andreas'ı bitirmeye çalışırken çoğunun CJ'in sorumlusu olduğu yüzlerce, belki 2015 de mi? binlerce cinayet Kaan zaten tanık değişmişti. oluyoruz. Aynen öyle. Tabii bu da demektir ki San Andreas'ın her tarafı katillerle dolu. Fakat bazı mitlerde öyle... Wow. Katiller geçiyor ki bu katilleri duyunca iliklerimize kadar korkuyor. Hatta bir daha San Andreas'ı açamaz hale bile geliyoruz. Bir daha 1. açamam. Mezar soyguncuları. San Andreas'ın Saçma. dört bir tarafındaki mezarların bir kısmında bazı boş mezarlar bulunur. Bu mezarların bazıları oluşan bug'lar Bu ne oğlum 3P? yüzünden böyledir. Bazıları da detay olması Anladım. amacıyla böyle bırakılmıştır. Yine de bu boş Tayfun hoş geldin. mezarlar bazı Teşekkür ederim. oyuncuların kafasında soru işareti bırakmış. Bu oyuncuları oyunda bir mezar soyguncusu aramaya yönel. Bunun mezarı... Şuna baksana. Ne bu? Nasıl mezar bu? Ne? Grafik kalitesi hayır. GTA'daydı değil mi o zaten? Grafik kalitesi hayır. Kapalı. Grafik kalitesi kapalı böyle chat işte bu. Şey gibi. Picasso tablosu gibi. Etmiştir. Eğer bu oyuncular Peace hoş haklıysa geldin. Rockstar benim bile onlar Bu hakkında tamam bu konuşmaya cüret benziyor. edemeyeceğim katillere göndermeler yapmıştır. 2. Catalina. Ne Hepimiz oluyor lan? Catalina'nın problemli ve baş belası olan birisi olduğunu biliyoruz. Fakat Catalina bundan çok daha fazlası. O aynı zamanda cinsel takıntıları, kişisel bozukluklar Duyamadım. Sab geldi. ve Herin de bir hoş yönü geldin. var. Senaryo sırasında CJ'ye silah zoruyla sadistik bir şekilde tecavüz ediyor. CJ ile ayrıldıktan sonra da CJ'ye tam olarak 5 defa telefon ediyor ve hatta What the fuck? Böyle bir şey mi vardı Catalina ya? Obsessive girlfriend mi son vardı telefon şeyde? aramasını CJ'yi kıskandırmak için Cloud'la cinsel ilişkiye girerken yapıyor. Dahası Catalina çok uzun bir ihanetler serisine de sahip. San Andreas da Vardım da CJ'ye hiç GTA hatırlamıyorum ya 3'te San ise Andreas'ın şeyini. başta 9 yıllık sevgilisi Cloud olmak üzere kendi çete üyelerine de ihanet ediyor. Ayrıca San Andreas da Catalina'nın evinin yanındaki 3 isimsiz mezarın onun Katarina öldürdüğü eski Monka sevgililerine ait olduğu düşünülüyor. Evinin üzerindeki kurşun delikleri bu teoriyi destekler nitelikte. Büyük bir ihtimalle de Catalina GTA 5'teki Trevor karakterine ilham oldu. 3. Paranoyak katil, diğer adıyla Mr. Trenchcoat. Bu karakter şüpheli bir şekilde tamamen siyah gerçekten San Andreas giysiler gizemlerine giyiyor. Böyle giyinerek gizli kalmak istediği düşüncesini veriyor. Mr. Trenchcoat sürekli kilitlendik. Abi GTA 6 bazı çıktı. insanlar kendisini kaçıracakmış gibi Wow. yine uzaylıların deneylerine maruz kalmaktan korkuyormuş gibi paranoyakça konuşuyor. Bazı oyuncular Belki ceset Bad torbalarının Girl'dur. onun işi olduğuna inanıyor. Doğru. Bazı oyuncularsa adamın Tierra Robada'daki evinde elindeki shotgun'la CJ'ye saldırdığını iddia ediyor. Bu bazı oyuncuların isyan hile modunu açmasından kaynaklanıyor olabilir. Fakat yine de bu adamın paranoyakça davranması yalnız olmasına sebep olabilir. Eğer dur Onlar ceset değil, devler sıçmış. Çek. Durum buysa Mr. Trenchcoat evine gelen herkesi yabancı bilecek ve paranoyası onu ele geçirecek, o da yabancıları uzaylı zannedip saldıracaktır. 4. Pigsy. Pigsy, Rockstar'ın diğer bir oyunu olan Manhunt'ta gerçeklikle olan bağlantısını kaybetmiş, maske olarak ölü bir domuzun kafasını takan korkunç bir katildir. Oyuncular bu yaratığı Ben hiç böyle Shady şey Creek ile Mount hatırlamıyorum San Child'da Andreas'ta. gördüklerini iddia etmekte, katilin Vardır ama. silah olarak elektrikli testere kullandığını söylemektedirler. Kanıt olarak San Fierro'da Zero'nun dükkanındaki Pigsy oyuncak figürünü öne sürmekte, bu modelin biraz daha büyük halinin San Andreas ormanlarında Manhunt gezdiği lan. söylenmektedir. Rockstar'ın yeni oyunlarında eski oyunlarına gönderme yapmayı ne Manhunt kadar sevdiğini gizemleri göze be. alırsak bu Evet katilin Tayfun. varlığı kesin olmasa da muhtemeldir. Ve beşincisi ve en tehlikelisi Leatherface, diğer adıyla Testere katili. Leatherface, Texas Katliamı adlı filmin
Küçükken inanılmaz korkuyordum ben Texas katliamından, biliyor musunuz? Peki, uydurma bir karakterdir. Genelde Panopticon ve Fisher's Lagoon bölgesinde görüldüğü iddia edilir. Fisher's Lagoon'da iskelenin sonunda eski bir yürüyen sandalye vardır. Biz niye kilitlendik bunu, Allah kahretsin. Kızım, Helidos ve Peace DLL'yi yazar mısın cömertliklerinde Türkü bana? Teşekkür edip öpüyorum sizi de. Bay bay. Uydurma değil bu arada. Leatherface'in orijinali uydurma değil diye biliyorum. Buradaki